obeziteyi araştırdı. Her 5 kişiden biri çok şişman çıktı. Üstelik ameliyatlarda patlama yaşanıyor. Bıçak altına yatanların %80'i ise yeniden kilo alıyor. Biz 47'ydim. 40 kilo verdim. Yürüyemiyordum, iş yapamıyordum, merdiven çıkamıyordum. Şişmanlık giderek artınca Sağlık Bakanlığı da obeziteye karşı savaş başlattı, araştırma yaptı. Türkiye'de her 5 kişiden biri obez çıktı. Şimdiye kadar gördüğüm en ağır obezite çağında yaşıyoruz. Her 4 erkekten bir tanesi, her 3 hanımdan bir tanesi hafif kilolu, orta kilolu veya ağır obez şeklinde. Sağlık Bakanlığı'na göre son 5 yılda obezite ameliyatlarında da patlama yaşandı. 2012 yılında 811 kişi ameliyat oldu. 2017'de yaklaşık 8 kat arttı. Sayı 6.395'e çıktı. Ameliyatların ekonomiye maliyeti ise 20 milyar lira. Zayıflamanın en kestirme yolu ameliyat gibi görünse de operasyonlarda 12 kişi hayatını kaybetti. %80'i ise tekrar kilo aldı. Şu anda 5 tane hastam var ki benim. Hepsi mide ameliyatı olmuş. Hepsi de 2 sene içinde 60 kilo vermiş. Fakat bir iki sene daha geçince o 60 kiloyu geri almış. Çünkü beyin obezse yapacak bir şey yok aslında doktorunda. Dolayısıyla insanların tavırlarını değiştirmeleri gerekiyor. Obezitenin ekonomiye maliyeti tam 20 milyar lira. Ama daha da önemlisi aşırı şişmanlık insan ömründen 7 yıl kısaltıyor. Başta kalp damar hastalıkları, tansiyon, diyabet, gut, kanserler, hepsinin en önemli sorumlusu aşırı şişmanlık. Doktor Murat Topoğlu'na göre şişmanlık hastalık boyutunda değilse ameliyatsız kilo vermek mümkün. 3 kilo 5 kilo fazlanız varsa kendiniz yapabilirsiniz ama eğer 8-10 kilo fazlanız varsa o zaman mutlaka bir doktor, bir hekim yardımı sayesinde kilo vermenizi tavsiye ediyorum. Tiroidiniz mi az çalışıyor? İnsülin direnciniz var da var. Dolayısıyla bunlar elenmesi lazım bir hekim tarafından.